Merhaba sevgili Başaklar, 1-7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta yeni ay haftasındayız. 3 Aralık'ta 11 derece yay burcunda yeni bir ay doğacak. Bu yeni ay sizin dördüncü evinizde doğacak sevgili Başaklar. Evinizle ilgili konular, yaşadığınız yer, ev, ofis, aileniz, aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili konularda yeni gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Ee, yeni ay oldukça e, sürpriz gelişmeler hayatınıza sokabilir. E, Koç burcundaki Uranüs'ün yeni ay derecesine üçgen açısı var. E, Uranüs e, hızlı, ani, e, sürprizi, beklenmeyen bazı kavramları ortaya çıkarabilir. Özellikle 8. evinizde ilerleyen Uranüs 4. evinizde olan etkiyle beraber e, bir eviniz, e, mal, mülk, arsa gibi konularda e, onlarla ilgili bazı yatırımlarınızı e, gündeme getirebilir. E, ev alımı satımı kiralanması, ev taşınması gibi konular bu dönemde hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir, aniden ortaya çıkabilir veya bir süredir uğraştığınız konular hızlı bir şekilde çözüme ulaşabilir. Özellikle banka işleri, kredi, yatırım ya da bir gelir bekliyorsanız onlarla da ilgili hızlı haberler alabilir, sürpriz destekler hissedebilirsiniz sevgili başaklar. 5 Aralık'ta Merkür de Yay burcuna geçecek. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte yeni ayın enerjileri de artıyor. Merkür Yay burcunda seyahat, eğitim, kişisel gelişim, yüksek öğrenimle ilgili konularda daha fazla imkan verecektir. 4. evinizde daha fazla hareket görünüyor. Evinizde daha fazla zaman geçirebilir, aile üyeleriyle ilişkileriniz artabilir. Evinizde eğitimle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz veya evinizde misafir ağırlayabilirsiniz Ailenizin genç nüfusu kuzenler akrabalar kardeşler evinizde daha fazla zaman geçirebilir Bu süreç içerisinde hayatınızın biraz daha hareketlendiğini biraz daha sosyal olduğunuzu iletişimin biraz daha arttığını hissedebilirsiniz sevgili başaklar 7 Aralık'ta yay burcundaki Merkürle balık burcundaki Neptün arası arasında kare görünüm var. Merkür Neptün kareleri iletişimle ilgili bazı karışıklıklara neden olabilir. Dalgınlık, belirsizlik, Yanlış anlaşılmalar özellikle sözlü konuşmalarda, ifadelerde kendinizi tam ifade edememe bunun sonucunda da yanlış anlaşılma gibi sorunlar çıkabilir. Özellikle eşiniz, ortağınız, aile üyeleriniz, yakın çevrenizde olan ilişkilerinize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süreç içerisinde bir anlaşma, sözleşme, imzalama durumunuz varsa... Şartları çok detaylı bir şekilde gözden geçirip dalgınlık veya ihmal sonucu daha sonra yaşayabileceğiniz hayal kırıklıklarını da önlemeniz doğru olacaktır sevgili başaklar. Merkür sizin gezegeniniz olduğu için Merkür'ün Neptün'le yapacağı kare açı sizi önemli ölçüde etkileyebilir. Evet sevgili başaklar. Haftanın değerlendirmelerini gün gün günlük burç videolarımızı izleyerek daha detaylı da takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.